Sevgili izleyiciler yeni bir gün başlıyor. Evet sevgili izleyiciler bugün güne başlarken de konuğumuz bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli milletvekili hem kendisini tanıyacağız hem de çok önemli bir aslında konuyu ee, uzun zamandır ilgilenmedik siyasi gündemimiz o kadar e, tartışma Konularıyla dolu ki e, ilgilenmediğimiz bir konuyu masaya yatıracağız. Türkiye'nin yerli otomobil sahibi olabilip olabilememesi, üretip üretememesi. Yıllardır tartışılıyor. Devrim otomobilini hatırlarsınız. Türkiye'nin ilk yerli otomobili filmi de yapıldı. Onu da herhalde izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de tavsiye ederiz. O öyküyü de bir görün isteriz. E, Tahsin Tarhan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, ana meselemiz e, otomobil meselesi olacak neden önemli bu? E, Otomotiv sektörü bir ekonominin e, lokomotif sektörü olarak it, ifade ediliyor çünkü ülke ekonomilerinde lokomotif olduğu ifade ediliyor. Şimdi Almanya'ya bakıyoruz Güney Kore ör örneği diyoruz e, ki Türkiye ile Güney Kore hemen hemen başa baştı o mucize biz de olabilirdik. Eğer 80 öncesindeki o yıldızı parlayan Türkiye diye ifade edilen bir takım sıkıntılar yaşandı ama Güney Kore ile ben karşılaştırmalarını da hatırlıyorum onların. iki ülkenin aslında aynı yolda gidebilirdik bizde ama orada bir mucize var bizde ise yok niye olmadı niye oldu birazdan konuşalım. Şimdi programda yeni bir bölüm açtık. Tahsin Bey. geçen senenin bir manşetlerine bakıyoruz. E, bugünün manşetlerini tekrar ekran'a getiriyoruz. Ülke gündeminde aslında neler olup bittiğini anlarken de bir yandan da bir senede hiçbir şeyin değişmediğini görmüş oluyoruz gözümüzle. Geçen senenin bir manşetlerine bakalım beraber bir görelim. Evet. Hürriyet gazetesinin manşeti çok ilginç sevgili izleyiciler. PYD temsilcileri Paris'te, Elste, Suriye'de, IŞİD'e karşı savaşan PYD'nin iki kadın yetkilisi Fransız Cumhurbaşkanı tarafından geçen pazar sarayda ağırlandı. Hürriyete kaynaklardan verilen bilgiye göre YPS tarafından organize finanse edilen randevuda YPJ komutanı da kamuflajlı elbiseyle katılmış. Milliyette kandil ayak diretiyor diye bir haber var. Çözüm sürecine ayak diriyor diye Serpil Çevikcan yazmış. HDP ile hükümet yetkilileri arasındaki görüşmelere dayandırılmış haber. PKK çözüm sürecinin önünde engel teşkil ediyor diye yorumlanmış. Bakar mısınız değişen hiçbir şey yok gündemimizde. Ve e, Haber Türkiye'ye baktığımızda Haber Türk'te duble kaza diye İstanbul'daki bir kaza haberi ve birkaç gündür Haber Türk aynı konuyu manşete taşımaya devam ediyor. İstifa rekoru TBMM'den diye istifa edip de milletvekili olmak isteyen bürokrasi çevrelerinin en fazlası meclisten istifalar geldi diye e, bir ifade e, görüyoruz Haber Türk'te. Sözcü gazetesi Erdoğan Twitter müdavim oldu. Hesap açtı diyor. Twitter'ı öttürüyor haberiyle sevgili izleyiciler. Takipçi sayısı da açtığı andan itibaren 8 milyon olmuş Erdoğan'ın. Oysa Erdoğan'ın 2014'teki sözleri hatırlatılmış. Twitter, Mimiter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç bunu der, beni hiç ilgilendirmiyor ifadesi. Cumhuriyet gazetesine baktığımızda gördüğümüz haber zirvede Uhud Savaşı birkaç gündür yine gündemdeydi. Geçen senenin gündeminde görüyoruz. Hakan Fidan, Erdoğan, benim kar, e, kara kutum diyerek e, sevgili izleyiciler Hakan Fidan'ın milletvekili olmasını sır küpüm diyerek istememişti. Davutoğlu ise istediğini beyan ediyor. Aradaki çekişme aktarılmış. Yeni Şafak gazetesinde bir İslamofobi haberi batılı terör diye aktarılmış. E, Amerikalı 3 Müslüman öğrencinin evlerinde katledilmesiyle ilgili haber Yeni Şafak manşetine taşınmış. Şimdi PYD'ye bakıyorum. Konu aynı. PYD hiç değişmemiş. Kandil PKK'yat diretiyor diye haber olmuş. O da hiç değişmemiş. Ve e, Hakan Fidan meselesi de birkaç gün e, tartışılmıştı. Sonra zaten Hakan Fidan yine de bu tartışmaya rağmen vekil olmaya çalıştı ama olmadı geri döndü. Nasıl buldunuz geçen yılın gündemini? Size göre değişen bir şeyler var mı? Değişen sadece geçen dönem dostlar bu dönem düşman oldu. Yani e, geçen dönem dost ilan ettiği e, Cumhurbaşkanı'nın bu dönem düşman olarak karşısına çıkıyor. Bir yıl sonra da tekrar dost olarak karşımıza çıkarsa şaşırmayalım. Evet. Hiçbir şey değişmiyor aslında. Şimdi e, değişmeyenler arasında ekonomide değişenleri aslında görüyoruz genel anlamda. Sizinle ağırlıklı olarak ekonomiyi konuşmak isterim. Bir yandan da ülkenin bugünkü gündemi yine manşetlere taşınacak. Ama biz ekonomiyi hiç manşetlerde görmüyoruz. Oysa ki Türkiye'nin e, siyasi krizlerini çözecek olan da ekonomik gücü. Neden böyle söylüyorum? Şimdi İran Ruhani'nin geçen haftalarda İtalya'ya yaptığı ziyarette o İtalyan e, medeniyetinin İtalyan modernizminin simgesi o Rönesans'ın heykellerinin bile beyaz kartonlara büründüğünü gördükten sonra ekonominin gücünü görüyoruz zaten. Yani ruhaniyle nelerin Avrupa'da değiştirilebildiğini, paranın gücünün ne kadar evet, etkili olduğunu evet. bir devletin e, evet. varlığında görüyoruz. Ama işte Türkiye'de plan bütçesini ayarladı. işte görüşmeler yapıldı, denklemeye çalıştı. Sadece vergiye dayalı bir gelir Evet. Dolaylı evet, vergiye dayalı evet, bir gelir. Evet. Reel sektörü ithal e, ikamesine e, ile diye ifade edilen ithalata dayalı bir reel sektör. ihracat. Evet, evet. Yani bu, bu, bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. E, e, her şeyden önce ben de sözlerime başlamadan önce e, her gün bir şehit veriyoruz. E, ülkemizin başı sağ olsun diyorum. ...gencecik çocuklarımızı toprağa veriyoruz. Dün e, grup başkan vekilimiz Engin Altay basın açıklamasında şöyle bir söz kullandı. Meclisin görevi sadece e, taziye vermeyle e, devam <laughs> ediyor. Yani meclis aslında taziye evi oldu. E, bugün terörü çözmesi gereken e, Büyük Millet Meclisi ama sadece e, gruplar e, açılışlarda grup başkan vekilleri... İşte şu kadar şehitimiz var, ülkemizin başı sağ olsun deyip konuşmalarına böyle başlıyorlar. Gerçekten bu çok acı. Ben de şunu söylüyorum, Büyük Millet Meclisinden Taziye evinden geliyorum. Çözmesi gereken yer bugün Taziye ile yetiniyor. Ama çalıştırılmıyor. Evet, onun için ben de ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Ekonomiye geçiyorum. Gerçekten bir bütün özgürlükler, ekonomi, bu ülkedeki adalet hepsi birbirine bağımlı. Biri eksik olduğu zaman o ülke başarıya gidemez. Başarısız olur. Ekonomi de Türkiye açısından önemli. Son yıllarda ekonomimiz tamamen ranta dayalı, inşaata dayalı, sıcak paraya dayalı bir ekonomi politikalar güdülüyor. Üretim anlayışı yok. Üretim yok ediliyor. Ee, üretime baktığınız zaman e, üretim yüzde %25'lere düşmüş. İşte hizmet sektörü yüzde %50'lere, 50 lerin üstüne çıkmış. Yani artık Türkiye e, üretimden e, hizmet sektörüne doğru yol alıyor. E, Aslına baktığımız zaman bir stratejik konumuz olarak Hindistan, e, Çin ve Avrupa'ya baktığımız zaman Türkiye stratejik konum olarak iyi bir noktada. Üretim yapması gereken bir ülke. Hı -hı. Ama ne yazık ki bugün biz mecliste de iki gündür bunun çalışmasını yapıyoruz. Arge teşvik paketini mecliste yasallaştırmaya çalışıyoruz. Ben de komisyondayım. Gerçekten üretime bir faydası olacak bir tasarı değil. Tamamen Türkiye'de al parayı yap, teşvik böyle yani verelim parayı yap. Aslında yap, parayı al, ödüllendirelim. Yap bir şeyler seni ödüllendirelim deseler daha doğru olur. Ama Türkiye'de öyle değil. E, hükümete kim yakınsa e, teşvik paketleri bu doğrultuda çıkıyor. Parayı veriliyorlar ve sonra da nereye gittiği belli olmuyor. Tamamen Geçmişten teşvik. bugüne hep hatırlıyoruz çeşitli haberler. Hani fabrika bir türlü temeli atılmış ama çıkmamış. Para alınmış ama teşvik alınmış ama ortada fabrika yok. Gibi yani bu yine siyaseten kullanılan bir alan araç ama öyle olmaması gerekiyor değil mi öyle Türkiye'de olmaması Türkiye'de her gerekiyor. noktada öyle yani düşünün vergisini ödeyen'e teşvik yoktur yani dürüst her zaman devlete karşı sorumluluğunu yerine getiren vergisini ödeyen vatandaş'a teşvik olmaz vergisini ödemeyene teşvik olur yani vergi affı çıkar ödeyemeyen ödeyemeyenlere gelir şey de öyledir teşvik de öyledir siz hükümete yakınsanız bir yerde yatırım yapacağım diye bir proje hazırlayıp gidip o teşvik paketinden faydalanırsınız. Sonra devlet onu takip etmez. Acaba bitti mi, başarılı oldu mu, olmadı mı? Çünkü geri alma şansı da kalmıyor. Onun için teşvikler e, tamamen Türkiye'de başarısız olmuştur. Yanlış, Yanlış politika. Ben diyorum ki ödüllendirmek gerekiyor. Teşvik ödül olması gerekiyor. Yani siz verginizi gününde öderseniz size bu kadar teşvik vereceğiz. Siz neler ürettiniz? İhracatta ne kadar başarılı oldunuz? Ne kadar ihracat yaptınız? İthalat yapmadan ihracat yaparsanız size şu kadar ödül vereceğiz. Derseniz başarı kendiliğinden oluşur. Burada Arge paketi dediniz ya teşvik paketi. Onun önemini de şöyle bir hani hızlı hızlı geçelim mi? Hani bu bazı konuları. Arge de çünkü çok önemli bir şey. Şimdi e, ithalata dayanmak denirken e, kendi yerel kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak deyince de aklıma Arge geliyor benim. Araştırma yapmak gerekiyor. E, bu konuda da çok zayıfız galiba. Şimdi Arge e, paketini biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekledik. Yaklaşık 33 madde. Baktığınız zaman, okuduğunuz zaman diyorsunuz ki faydalı bir proje, biz de destekleyelim. Hı hı. Ama yalnız kafaların arkalarında arge paketinin altından farklı şeyler çıkabiliyor. Ne gibi? İşte bizim bahsettiğimiz saab dediğimiz yerli otomobil çıkabiliyor. Yani orada başarısız oluyorlar. Yerli otomobilin platformunu aldılar. E, üretmek için belli bir sermaye gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Teşvik paketi adı altında e, bir yasa çıkarman gerekiyor. Bunu desteklemenin sermayeyi oradan akıtacak. Evet, sermayeyi oradan akıtmak için teşvik paketi altında e, bir kapı açman gerekiyor. Ben bu arge paketinin e, tamamen e, yerli otomobil üzerine kurgulandığını düşünüyorum. E, çünkü çok hızlı geldi, tartışılmadı. E, komisyona iki gün önce geldi, komisyonda tartışalım dedik. Hiç e, iktidar milletvekilleri dahi görmemişti. Onun için e, ben diyorum ki bu paket e, yerli oto e, dayalı. Çünkü popülist siz... mi buldunuz? Onu biraz anlayalım mı? Çünkü şöyle aslında e, izleyenlerimiz de herhalde bana katılacaktır. E, yerli bir otomobil üretme fikri heyecan verici. Yani Türkiye'nin hayali geçmişten bu e, beri. Ama şu anda hani ne bileyim e, çeşitli yazılımların inanılmaz gelir sağladığı ülkelere ve ekonomi oluşturduğu o bilişim sektörünün ekonomisinin daha öne çıktığı görülürken otomotiv sektöründe bir yerli otomotiv hayali ne kadar gerçekçi, verimli ya da kaynak yaratıcı bu ülkeye katma değer yaratıcı çok güzel bir hayal hani kötülemeden önce şu olabilirliğini konuşalım. Olamaz mı hakikaten? Olabilir. Türkiye'de zaten yerli oto üretiyoruz yıllar önce de e, ürettik. E, ama patent hakkı Türkiye'ye ait değildi. E, bugün e, Ford da yeni bir kamyon yapıyor. E, yedek parçasında bizde e, varız. E, %85'i yerli. %100 yerli yüz mü mesele yani patent, şey. patent hakkını alırsanız sizin markanız oluyor. Yani tamamen size ait olması hı hı. gerekiyor. E, i̇sim hakkı da size ait olması gerekiyor. Marka hakkı da sizin olması gerekiyor. Şimdi bu hükümet de kısa yoldan işi çözmeye çalışıyor. E, seçimden önce gündeme getirdi dikkat ederseniz. E, bence bu seçim yatırımıydı. Yanlış bir politikaydı. E, yaptıkları iş e, Saab denen bir marka. Hı hı. 1945 yılında kurulmuş. Düşünün siz devrimden bahsediyorsunuz aslında devrimle yaşı aynı dönemlere denk geliyor. 1945 yılında kurulmuş İsviçre'de başarısız olmuş. Yani Çinliler almışlar. 1989'da General Motor almış bu sahibi. General Motor da başarısız olmuş. En son sahaba baktığımız zaman 2000 ile 2010 yılında 644 tane üretmiş. Düşünün 10 yılda 644 tane üretmiş. 2010 yılında son yılında da 2 tane üretmiş. Unutmayın 2 tane. Yani 2 tane araç satabilmiş. Bu dünya markası dediği bir ağaç araç sahip. En sonunda Çinliler almışlar sahibi. Hı hı. Çinliler de başarısız olunca e, birilerine satmaları gerekiyor. İflas etmiş. Eyvah. Kapanma noktasına gelmiş bitmiş. Yani sadece e, marka bitmiş kapanmış. Patent hakkı var. Otomobillerde platform vardır. Platform dediğimiz proje. Yani ölçüsü, alt şasi ölçüsü. Platform hakkını bizim yeni bakanımız atlamış ve demiş ki bunu alalım seçimden önce. Daha önce Zafer Çağlayan ve Nihat Ergün'e bu teklif edilmiş. İşte bizde bu Saab markası var. Boşta size satalım diye. Ucuz paralara da teklif edilmiş. Nihat Ergün zafer Çağlayan kabul etmemiş demiş. Neden biz, kabul etmemiş? Biz bir hurdayı ne yapacağız diye üretirsek Hı. kendi markamızla üretelim diye kabul etmemiş. Ama şimdiki bakanımız bunu kabul etmiş ve yaklaşık 40 milyon 40 milyon euroya satın almış. Yani bugünkü parayla 120 milyon TL. 120 milyon TL ile Türkiye'de 10 tane fabrika kurabilirsiniz. Çok büyük para. Şimdi biz de soruyoruz. Evet, siz bu platformu satın aldınız. Bu platform hurda bir platform. Nasıl aldınız? Hangi şartlarla aldınız? Kimler teklif hazırladı? Bilir kişi olarak kimler vardı? Niye göre değerlendirdiniz bunun fiyatını? Yani muhalefet olarak bizim hakkımız bunu sormak. Yani bir hurda diyoruz biz buna. Yanıt alabildiniz Yaptım. mi? Alamıyoruz. Hem soru önergesi veriyorum, hem sözlü önergesi veriyorum. Kaçsına geçiyorum. Yani soruyorum, yanıtıtlarınızdan şey Yanıt. anlıyorum ben. Bir elma şekeri sunuluyor topluma, bir, biz otomobil üreteceğiz yerli otomobil diye. Ama çürük elma, elma çürük yani. Ben şöyle söylüyorum, çürük elma değil, Çin markası. Zaten Türkiye Çin markasıyla mücadele ediyor her alanda. Hı hı. Bir de, bir de, bir bir boyut de boyut otomobil var. sektöründe bugün yıldızı parlayan Türkiye'deki otomobil sektörü üretime baktığınız zaman otomobil sektöründe de karşınıza bir Çin markası çıkıyor. Şimdi siz bir platformu almakla otomobil üreteceğim diye bir şey yoktur. Öncelikli olarak yatırım bedelini ortaya koymanız gerekiyor. Ve pazarı araştırmanız gerekiyor. Kimlerle rekabet edeceğinizi araştırmanız gerekiyor. Şimdi otomobil yapacağız diyoruz. Evet yapalım ama dünyada hangi ülke otomobil yapıyor? Bu de bunu düşünelim. Yani devlet olarak otomobil yapan kaç tane ülke var? Bugün uluslararası markaların e, Türkiye'de tanıyorsunuz. Kimin hangi araçlara bindiğini biliyorsunuz. Herkes can güvenliği için marka değeri yüksek araçları tercih ediyor. Otomobil bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce cazip olabilir. Ama bütün e, büyük markalarla yarışamıyor, bütün otomobil firmaları iflas ediyor. Tekelleşiyor. İsim Zaten de vereyim. bir tröstler var. İsim de vereyim aitinleri. karşınızda bir Mercedes gibi bir marka var. Bir BMW gibi, bir Opel gibi markalar var. Yani uluslararası markalar var. Şimdi siz buna karşılık bir tane hurdayı alıyorsunuz. Diyorsunuz ki işin içinden de çıkamıyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki biz bunu elektrikli, bataryalı bir araç yapacağız diyorsunuz. Evet, oraya da gelmeden önce şunu bir altını çizelim. E, Rutük'te sıkıntı yaşamayalım. Şimdi çeşitli markalar dile getiriyoruz burada. Ama marka dile getirmeden konuşabileceğimiz bir konu değil bu. E, siz de bir sanayici olarak, bir otomotiv sanayici olarak buradasınız. Aynı zamanda evet. vekil değilsiniz sadece. E, otomotiv sanayinde e, yıllarını geçirmiş bir insan olarak konuya hakim bir uzman görüşüyle bize aktarıyorsunuz bütün bunları. O yüzden konuşmamız gerektiği için ben bir rütük açısından bir altın evet. çizeyim meselenin. Şimdi elektrikli araba yine bir başka heyecan verici konu. Hidrojen arabası işte yakıtı vesaire, evet. yok borlu yakıt üretme vesaire. Geleceğin alanı bunlar. Hani geleceğin teknolojisi diye hep heyecan verici. Yani halktaki karşılığı açısından söylüyorum. Bunlar güzel laflar. Peki neden elektrikli aracımız olamıyor bizim? Yani ona ne evet. itiraz ediyorsunuz? Bu... Bu güzel laflar e, siyasetçiler kullanıyorlar. Dikkatiniz çekelim. Yani siyasetçiler yatırımcı değildir. Hı hı. Siyasetçiler yatırımcının önünü açar, yatırımcıyı teşvik eder. Yani yatırımcının işi bataryalı, elektrikli araç üretmek. Siyasetçi bunu üret yapamaz. Siyasetçinin işi değil. Şimdi siz diyorsunuz ki, biz diyoruz bataryalı elektrik yapacağız, işte elektrikli araç yapacağız, teknolojik olarak bugünkü sisteme uygun bir araç yapacağız. Nerede yapacaksınız? Soruyorum. Ya tüptak da yapacağız. E, tüptaka bakıyorum, tüptan içini boşaltmışsın. Bütün hocaları, bilim adamlarını atmışsın, profesörleri, atmışsın, başına getirmişsin, dışarıdan üniversite bitirmiş şilleri getiriyorsun bunun yerine nasıl bunlarla yapacaksın bataryalı araç? Ve gidiyorsun bugün benzinli bir aracın platformunu alıp getirip diyorsun ki ben bundan bataryalı araç üreteceğim. Şimdi siz diyorsunuz ki marka kullanmayın. Marka kullanma ismini vermeyince gidemeyiz. Yani bataryalı araçta ya yani elektrikli dediğimiz araçta bütün markalar başarısız oldu. Aynı platform üzerine elektrikli araç olmaz. Olmadı. Hı hı. Yani, bugün, yani kastettiğimiz şey şu, arabayı üretmek için kurduğunuz sistem, teknoloji, bataryalı araç, benzinli araç teknolojisinde üretilemiyor. Bu konuda başarısızlık yaşandı. üretilemiyor sizin satın aldığınız platformda bir santim, 2 santim oynayamıyorsunuz. Platformun üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani aracın kasasında hı hı. bir insan gibi düşünün. Yani gözleri gözlerini Renkli yapabilirsiniz, kıyafetini değiştirebilirsiniz, otomobilde de öyle. Yani e, dört kapıyı üç kapıya düşürebilirsiniz, deri koltuk yapabilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz, Hı -hı. farlarını değiştirebilirsiniz, ama boyutunu değiştiremezsiniz. Çünkü sizin platform ölçüleriniz, standartınız bu. Yani telif hakkı bu. Bunun dışına çıkamıyorsunuz. Yani telif hakkı bu. Hı -hı. Onun için ben diyorum ki bu aracı siz yaparsınız. Yaparsınız. Nasıl yaparsınız? Biz 20 yıl önce Kaportacı dükkanında ben oto e, tamirciliğinden geliyorum. Biz e, Anadolu taksiler vardı. Kesiyorduk ortadan kamyonet yapıyorduk. Hı, hı Al sana bu yerli oto. İşte yerli oto yapıyorduk biz 20 yıl önce. Siz de böyle yaparsınız. Yani bir platformun üzerine yeni bir kasa yaparsınız. Al size yerli oto der, dersiniz ama bunu pazarını kime satacaksınız? Veya bu nasıl kar edecek? yatırımını kim karşılayacak? Bize Artı bunu değer nasıl bunu yaratacak? açıklayın. Onun için diyoruz ki bu platformdan bataryalı araç çıkmaz. Çıkmaz. Çünkü uluslararası markalar başarılı olamadı. Mercedes başarılı olamadı. Opel başarılı olamadı. Sadece BMW'nin 3i dediğimiz bir serisi başarılı Hı -hı. oldu. Bataryalı araçta yani elektrikli dediğimiz araçta başarılı oldu. Yani aslında gerekliliği biraz bataryalı işte hidrojen yakıtlı ya da işte başka yakıtlı güneş enerjili Araçlar Hani emisyon ölçümleri vesaire ozon tabakası deyince o çevreci duygularla bakıyoruz olaya. Fakat verimli değil henüz e, bu anlamda e, piyasaya da ilgi çekecek ölçüde de ucuz değil benim anladığım kadarıyla. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra otomotiv sektöründeki o gelişme olmasını arzu ettiğimiz şeyle gerçekçi bakış açısını koyalım. Bu arada Tahsin Tarhan'ın az, az evvelki ifadeleri, e, sevgili izleyiciler kendini ortaya koyan ifadeleri nereden nereye geldiğini, de gösteriyor. Biraz da orayı konuşalım. Bir oto tamircisi nasıl bir sanayiciye dönüştü? Şu anda bir milletvekili sizi temsil eden bu kişiliği biraz daha yakından tanıyalım kısa bir aradan sonra. Aydın sevgili izleyiciler yeni bir gün başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhanlı beraberiz sevgili izleyiciler. Biraz kendisini tanıyalım e, istiyoruz. Devam edeceğiz elbette kaldığımız yerden. E, bir otomobil hayali, yerli otomobil hayali ne anlama geliyor? O hayaldi gerçek oldu diyeceğiz mi yoksa Hayalde hayal olarak kaldı mı diyeceğiz diye sohbet ediyoruz. E, hakikaten gerçekçi olarak bakmak lazım. E, AKP popülist e, bir takım söylemlerle zaten yatırım e, yapmadığını, e, yatırıma dayalı, e, reel sektöre dayalı bir ekonomi kafasında olmadığını o, artık 13 yıl aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz gördük yani. Evet, evet. Bundan sonra ama ne olacak diye bakıyoruz. E, öyle bir emare yine görünmüyor anladığım kadarıyla bu projeye bakınca. Evet. Kesinlikle yaklaşık 120 milyon dolar verip bir hurdayı satın alarak yerli oto yapılamaz. Türkiye'de yerli oto yapılır mı? Bunun özellikle gündeme getirmeye çalışıyor AKP. İşte biz diyoruz ki yerli otoyu yapamazsınız. Onlar şimdi lafı değiştirip milli oto demeye başladılar. Hatta bakan bazı noktalarda beni suçluyor, diyor ki sen Türkiye'de yerli otoya karşı gelen, milli otoya karşı gelen milletvekilisin. Asla öyle değil. Ben Türkiye'de yerli otonun yapılabileceğine inanan biriyim. Ama tabii bunun pazarını araştırarak, aynı zamanda yatırım sermayesini oluşturarak yerli ota yapabilirsiniz. Öncelikli olarak yatırım sermayesi. Bunu da özel sektörün önünü açarak devlet olarak destekleyebilirsiniz. Ama e, sadece bir platform satın alıp onun üzerine e, kaporta koyarak yerli oto yapamazsınız. Ha biz o şekil yapacağız. Teknolojiye uygun değil. Türkiye standartlarının altında, dünya standartlarının altında bir araç yapacağız derseniz sanayideki kaportacı Orhan Usta da yapıyor. Gidin ona size yapsın bir tane yerli oto. Çıkarın pazara. Bakalım e, satabiliyor musunuz Peki, e, veya a ilk olarak siz binebiliyor musunuz? Şimdi önümüzde bir seçimden söz ediliyor. Referandum ya da işte başkanlık ya da yeni bir seçim, e, baskın seçim vesaire gibi senaryolar var. Bu bir acaba e, seçim propagandası yine seçim vaadi olarak mı üzerinde durulan bir konu? Hani geçen de siz de mecliste de konuştunuz benzeri bu açıklamalarınızın bir kısmını orada da dinledik. E, ve şöyle bir şey mi planlıyorlar acaba? Hani Rusların bir e, markası vardı böyle şey e, ucuz Lada. Evet. Lada. Evet, yani. Evet. E, Yok, şimdi bana hani göre dağıtalım e, ucuza. E, popülist bir yaklaşım. İşte araba yaptık. E, ne güzel. Evet, popülist bir yaklaşım. Zaten seçimden önce gündeme getirdiler. Seçimden önce e, bakan bunu tanıttı. Yerli otoyu işte sahibi satın aldık. E, en kısa süre içerisinde e, deneme sürüşleri yapacağız. İşte 2018'de e, yollara çıkacağız. 2019'da e, yerli o, milli oto e, satışa başlanacak 2019'da. Şunu söyleyeyim size bugün 2015'ten 2016 yılına geçiyoruz. 2016 yılında 2019'un teknolojisini siz nasıl hazırlıyorsunuz? Bugün bütün uluslararası markalar Yeni kasa, yeni teknoloji araçların çalışmalarını yapıyorlar. 2018 yılında da yeni teknoloji araçlar çıkacak. Siz henüz eskisini yapmadan 2019'un, 2018'de çıkacak araçlarla nasıl rekabet edeceksiniz? Neye göre belirliyorsunuz? Sizin mühendis kadronuz kim? Kimler? İşte diyorsunuz TÜBİTAK'ta yapıyoruz. Yani TÜBİTAK'ın kadrosu yerli otomobili imal Hı. etmeye yeterli mi? Ve teknolojik olarak... Bunlara da yanıt alamıyorsunuz evet, zaten. Evet, teknolojik Hı. olarak TÜBİTAK'ta bunu hazırlayacak bir platform, bir altyapı var mı? Yani TÜBİTAK'a baktığımız zaman yüzde 85 yönetimini değiştirmişsiniz. Ve akrabalarınızı getirip oraya koymuşsunuz. Bütün e, bilim adamlarını, hocaları oradan işten atmışsınız ve yerine getirmişsiniz. Kendi akrabalarınızı koymuşsunuz. Bakanın akrabasını, ilçe başkanın akrabasını, kendi akrabanı koymuşsun ve bunlarla diyorsun ki ben dünya devleriyle teknolojik olarak yarışacağım. Yani tamamen hayal diye düşünüyorum. Çünkü verilen paranın hesabı verilmiyor. Biz muhalefet olarak, halk bize muhalefet görevi verdiyse o hesabı halkın, sorarız halkın diyorsunuz. Halkın parasını harcıyorsan bunun hesabını sorarız. Çünkü 2015 bütçesinde yerli otoya ayrılacak 120 milyon dolar bütçede yoktu. Sayın bakan'a soruyorum, diyorum ki geçen yılki bütçenizde 120 milyon dolar yoktu. Nereden buldunuz bu parayı? Nereden verdiniz? Onun cevabını da alamıyorum. Yani. Düşünün 2016 bütçesi yapılıyor. 2016 yılın... Büyük bir kalem istelik evet, 120. bütçesinde 120 milyon dolar gibi, 200 milyon dolar gibi rakamlar e, yoksa bunu karşılamanız zordur. E, onun için biz bunun hesabını soruyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Evet siz bunu yaparsınız, yapacaksanız bize de hesabını verin. Maliyetini görelim. Ne kadar para harcadığınızı ve mühendisler kimler olduğunu, bunun raporlarını kimler tarafından raporların hazırlandığını... Ee, aynı zamanda e, ihaleyle mi şartnameyle mi e, nasıl aldığınızı bilmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz biz de e, mağfed partisi olarak e, iktidardan e, 120 milyon e, liran hesab, hesabının verilmesini istiyoruz. Evet. Gayet de haklı olarak söylüyorsunuz bunları. Şimdi deminki sözlerinizde dikkatimizi çeken ve soralım onu da biraz daha tanıyalım diye demin ifade ettim. Nasıl oldu da sizin bir sanayiciye evrilmeniz, buraya kadar gelmemeniz, bir vekil olmanız, yani sürecinizi biraz tanıyalım mı sizi? Otomotiv tamircisiydim dediniz. Evet, ben dokuz çocuklu yoksul bir ailenin çocuğuyum. çocuğum. Köyümüzde okul olmadığı için ailemin tek isteği dokuz çocuktan birini okutmak. İlkokul birinci sınıfta farklı. Nerelisiniz onu da Gümüşhaneliyim. söyleyeyim. Gümüşhaneliyim. İlkokul birinci sınıfı başka köylerde okumaya başladım. Düşünün üçüncü sınıfa kadar dört tane ailenin başka köylerde yanında kalarak okudum. Akrabalarınızın mı? Evet. Üçüncü sınıftan sonra İstanbul'a beni gönderdiler okutmak için. Benim de tek hayalim vardı otomobil yapmak. Ee, hem okudum hem çalıştım yazlar yaz dönemleri e, tamirci dükkanlarında çalıştım e, otomobil yapamadım e, yedek parçasını yaptım e, onun için otomobile uzak biri değilim e, Tabii ekonomik olarak e, bağımsızlığını aldığınız zaman özellikle yoksul bir aileden geldiğiniz için e, ve solun Hızlı olduğu Gülsuyu, Kartal Maltepe'nin e, mahallesi, Gülsuyu mahallesinde yetiştiğiniz için her zaman siyasetin içinde oluyorsunuz. Siyasetten uzak olmuyorsunuz. Siyasetten hiçbir zaman kopmadım. Ekonomik bağımsızlığımı aldıktan sonra e, toplumsal bir e, mücadele içerisine girmek zorundaydım. Siyasete girdim. E, gelirimin büyük bölümünü eğitime harcadım. E, Gebze'de bir e, ilk öğretim okulu yapıp milli eğitime başladım. E, çok ilginç şeyler yaşadım ben bu ülkede siyasete girmeden önce. E, ben bu ülkede e, okul yaptırıp e, bugünkü AKP döneminde e, devlete bağışlamak için haraç vermiş bir millet. Bugünkü bir vatandaşım. E, ve aynı zamanda düşünün ödül almış vergi rekortmenleri... Yani okulu o, devlete e, teslim yaktınız, etmek için teslim etmek istiyorsunuz ama haraç vermek zorunda kaldınız. Evet okulu teslim etmek için bağışlamak için haraç verdim devlete bağışladım. Aynı zamanda e, vergi rekortmenleri arasına girip ödül aldım. Defterlerim incelendi. Onun karşılığı olarak ödül aldıktan sonra defterlerim incelendi. E, 1 Mayıs'ı e, işçi bayramı ilan eden, Türkiye'de ilk iş adamıyım ben. E, 1 Mayıs e, işçi bayramı, emekçi bayramı olması gerekiyor diyeyim. İşçilerinizi e, bayram kutlamalarına mı izin veriyorsunuz? Evet, e, 1 Mayıs'a götürmek için e, mücadele ettim. E, i̇ster istemez e, sizi... E, ...toplumsal bir mücadelenin içerisine itiyor e, yaşadıklarınızı. Peki e, siz hani bir çalışanken girişimci mi oldunuz? Bir takım teşviklerden mi yararlanınız? Hayır, hayır, Sana hayır. Yok. Benim e, hiçbir zaman devletle işim olmadı. Oto e, tamircilikten yedek parça işine girdim ve sonra da e, fabrikasını kurdum. E, fabrikasını kurduktan sonra bir dünya markası yaratacağım diye yola çıktım... Ee, ve bugün dünyanın bütün kıtalarında markam tanınıyor. Uluslararası bir markayı Kendinizin temsil ediyorum. Kendinizin ürettiği bir yedek parça. Ürettim. Hı -hı. Kendi ürettiğim. Türkiye pazarında da e, baktığınız zaman ciddi pay alan bir marka yarattım. E, bunun yanında ister istemez e, toplumsal bir mücadele girerek başladım. E, Türkiye'nin e, örnek bir kurucusu... kişilik olduğunuz için biraz daha hani ben e, belki siz biraz sıkılıyormuş gibisiniz kendinizden bahsetmekten ama izleyenlerimiz de anlasın e, merak ettiğimi ben sorayım istiyorum şimdi sol düşüncedeki bir insansınız. Çok az rastlanır bir şekilde sanayicisiniz. <laughs> hem solcu hem sanayici. İşçilerinizin 1 Mayıs'ı kutlamasını, evet. mücadelesini veriyorsunuz aynı zamanda diye. Peki e, özellikle bu dönemde iş adamlarına yönelik baskılardan söz ediliyor. Hiç maruz kalmadınız mı? Nasıl ayakta tuttunuz? Hani vekil olana kadar en azından şu an başında mısınız hala işinizin? Hani vekilsiniz herhalde bir şey yapmışsınızdır ama yani AKP'nin 13-14 yıllık bu sürecinde Baskıya maruz kalmadınız mı? Herkes korkuyor şu anda hani geçen arkadaşlar şeye gitti Ankara'da işte Hale gittiler esnaf konuşmak istemiyor Halk TV olduğunu duyunca o kadar çekiniyorlar yani siz hiç korkmadınız mı? Şimdi devletle işiniz olmazsa devletle iş yapmazsanız korkacak bir şey yok. Ben her zaman şunu söylüyorum ben benim çocuklarıma bırakacağım en büyük servet eğitime yaptığım yatırımdır. Yani siz çocuklarına çok büyük çocuklarınıza çok büyük servetler bırakabilirsiniz. Ama gerçekten ülkenizde kardeşlik yoksa, barış yoksa, adalet yoksa, huzur yoksa çocuklarınıza bıraktığınız servetin bir anlamı yok. Onun için ben şunu söylüyorum. Öncelikli olarak benim ülkem, ülkemin kalkınması, ülkemin gelişmesi, ülkemdeki özgürlükler, ülkemdeki yaşam standartları. Bu önemli bizim için. Başka korkacak neyiniz var ki? Yani siz her şeyi, olayı getirip ekonomiye dayarsanız hayatta da başarılı olamazsınız. Her Ülkeni, şeyin para değil diyorsunuz Ülkenizi yani. de bir adım ileri götüremezsiniz. Onun için ben çekinmiyorum, korkmuyorum. Ben sosyal, Ama demokra sosyal mi? demokratım demiyorum, ben solcuyum diyorum. Peki zorluk çekmediniz mi? Hani bir baskıya maruz kal Ne bileyim maliyeci çektim, gelmedi mi? Yani? Çektim, çok büyük cezalar <laughs> ödüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, siyaset yapmanın, özellikle bir sanayicinin, iş adamının bir faturası var. Biz bunu ödemek zorundasınız. Biz de bunu ödüyoruz. Bunu göze alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ettik. E, onun için e, bu cezaları da ödüyoruz. E, gün, günü geldikçe, e, cezayı yazdıkları sürece... Yani ne gibi ceza? E, i̇ster istemez fırsatını bulduğumuz sürekli defterlerimiz inceleniyor. Dediğim gibi ben e, vergi rekor rekortmenler arasına girdim. E, ve bana ödül verdiler. E, bir hafta sonra gelip defterlerimi incelediler. İşte e, şuradan ceza kesiyoruz deyip kesiyorlar. Yani istedikleri zaman kesiyorlar belli yani bir miktar. Yani mı buluyorlar? Ceza? Buluyorlar, çıkarıyorlar. Bugün işte dediğim gibi okul yaptırıyorsunuz, geliyorlar defterlerinizi inceliyorlar. Yani neden okul yaptırdınız, neden milli eğitime bağışladınız? Defterlerinizi inceleyip bir ceza yazıyorlar. İşte çevre konusunda biz çok dikkatliyiz ve bize ödül veriyorlar. Çevre işte, çevreyle ilgili yaptığınız çalışmalar. Kriterleri bulduğunuz için ödül alıyorsunuz. Ödül alıyoruz. Arkasından ceza ödüyoruz. Bu da normal bir şey. İki sefer AKP beni... Düşünün Büyük Millet Meclisi'ne Yüksek Vatandaşlık Onur Ödülü'ne aday gösterdi. Kendileri beni gösterdiler. Tabii ödülü vermediler. aday gösteriyorlar ama vermiyorlar. <laughs> Başarılarımı tebrik ediyorlar. Fakir e, ediyorlar ama. Ödüllendirmeye gelince... Kabul etmiyorlar. Sol kimliğiniz, Cumhuriyet Halk Partili olmanız dolayısıyla, öyle mi? Ben gurur duyuyorum Cumhuriyet Halk Partisi. Süremizin olduğunda. sonuna geldik. Şimdi sizi izleyen Çünkü... belki de örnek alacak olan gençler vardır. Bizi izleyen belki ya da anneler babalar onlara aktarırlar. Ne tavsiye edersiniz gençlere? Ben sosyal biriyim. Hem sporla ilgileniyorum, hem sanatla ilgileniyorum. Fotoğraf i̇ki tane kitabınız var mış tane Bir kitabım var. Dünyanın değişik bölgelerinde çektiğim fotoğrafları. E, kitap yaptım gelirini de Eğitim Gönüller Vakfına bağışladım. E, çok yönlü olmaları gerekiyor gençlerin e, özellikle toplumsal mücadele içerisine girmeleri gerekiyor. Hayatta her şey ekonomi her şey iş değil. Evet işte kariyer yapmak gerekiyor mücadele etmek gerekiyor. Ama onun yanında da sosyal e, toplumsal mücadelelerin içerisine girmek gerekiyor. E, çünkü e, biz eğer e, sesimizi çıkarmasak bugün bugünkü sisteme baş kaldırmasak Türkiye'nin son dönemlerde geldiği noktayı hepimiz görüyoruz Türkiye tarihinde ilk sefer yüzünü Suudi Arabistan'a çevirdi Türkiye her zaman Avrupa Birliği'nin içerisindeydi, Avrupa topluluklarının içerisindeydi. Ama tarihte ilk sefer Suudi Arabistan'dan medet umuyor. Onun için gençlere ihtiyacımız var. Gençler biraz daha siyasette aktif olmaları gerekiyor. Kendi alanlarında başarılı olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Umudu yitirmesinler diyorsunuz benim anladığım kadarıyla ve siyasetten de uzak durmasınlar diyorsunuz. Asla yitirmesinler. Bugün bu cumhuriyet varsa temeli sağlam atılmıştır. Sonuna kadar cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tahsin Tarhan sizi tanımış olduk bu vesileyle. Hem de Türkiye'nin hayali, o otomobil hayali yine mi hayal kalacak diye anladık ki kalacak. Sevgili izleyiciler bir kere satın alınan platformun... Eski olması etkin diye Tahsin Terhan'ın sözleriyle anlamış olduk. Ama biz yine de o hayali de sürdürelim. Hayaller güzeldir. Hayal kurmasaydık gerçekleştirecek bir projemiz olmaz da Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.